Günaydın de babacığım. Günaydın. Gel buraya. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Berra'nın en sevdiği yemeği yapacağız. Deniz Bey ile beraber, değil mi Deniz Bey? Berra Hanım kahve almaya gitti. Deniz de beni parkta bıraktı. Şimdi onu bekliyoruz. Gelsin, hemen markete gideceğiz. Alışverişimizi yapacağız. Evde nasıl harika bir dürüm yapılıyor onu göstereceğiz. Biz bu tarife bayılıyoruz. Siz de denediğinizde yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi başlasın. Günaydın. Günaydın. Deniz Bey, bugün annenizin bir isteğiyle uyandık. Neymiş o istek? Ne? Dürüm. Dürüm. O zaman bugün Deniz Bey'le yemek yapacağız, değil mi? Nasıl? Parka da gideceğiz. Dur şimdi, onu karıştırma. Şimdi kim yemek yapacak? Ben. Şöyle, ben yapacağım de. Ben. Kim yapacak? Ben. Nasıl söylüyorsun, bir daha söyle. Ben. Ben yapacağım. Ben. Allah sizi kahretmesin. Enerjiniz bitik. Bugün çıkabileceğiz mi arkadaşlar? Ben niye bizi deşifre? Deşifre edeceğim tabii. Hazırım dedin, giyindim 2 saniye içinde. Ben hazırım. Oğlum saçımı tarıyordu 2 saattir. Ben ne yapayım? Ne yapayım mı? Ne yapayım? Gel. Tabii ki de önce parka geldik değil mi babacığım? Evet. Evet. Soğuk mu? Evet. Annen nerede? Kahve almaya gitti annesi. Deniz böyle sallanmadan olmuyor. Berk Hanım geliyor. Nerede o? Heh, şurada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor olması lazım. Parmağım gözüküyor. Şu arkadaki. Hanımefendi kahvesiz güne başlayamıyor. Hamile ama kahve içiyor. Buradan uyarılarınızı yapın. Deniz, ne yapıyoruz? Kuşlara hamham mı veriyoruz bu için? Çikolatalı. Normal mi acaba? Kuşlar çikolata yiyor. Kuşlara Berk böyle bir şey getirmiş. Aldık bunu, ben hiç sevmedik ya. Çok kötü. Şurada karga var. Nerede karga? Karga şurada çikolatalı kısımlarını yiyip diğer kısımlarını bırakıyor. Kurabiyeleri güvercinlere bırakıyor. Şuradan gelene baksana. Bak bak. Saçları dikmiş. Michael Jackson gibi. Michael Jackson saçları dikik değil mi? Değil. Elvis Presley. Hır dedi, bütün kuşlar uçtu. Hepsi bak gittiler. Çekemedik o anı. Ama hepimiz birer gazoz kapağı bıraktık. Hadi gidelim artık markete. Hadi kalkın. Biz nereye geldik anneciğim? Yanaklarım ya kızarmış. Deniz içeri girer girmez böreklere saldırdı. Her zaman olduğu gibi. Ali, soğuk, soğuk. Soğuk. Nasıl alacağını anlatıyor. 5 dakikadır Berra'nın börek seçmesini bekliyoruz. Ha? Hadi. Hayır, benzer şeyi anlamadım. Sabah ne? Dedim ki Deniz'le ikimiz yemek yapacağız sana dedim. Tamam, sen malzemeleri tam çekim yapabilecek misin? Vay, harika, özür dilerim. Hadi hadi, konuşma. Ben bakalım. En kral çekimi yaparım ama sen gene de beğenmezsin ben çektiğim için. Malzemeleri evet, alalım. Malzemelerimiz tavuk kanadı. Oğlun da gözüksün ama. Oğlum, beraber yapıyorsun tavuk ya. Tavuk kanadı, değil mi anneciğim? Evet. Evet. Salça. Salça, domates salçası. İsterseniz biber salçası da olur. Aynen. Yoğurt. Yoğurt. Sarımsak. Tuz. Zeytinyağı. Evet. Gözükmüyor ama sen onu öyle yapıyorsun. Karabiber. Evet. Ve şey, toz biber ama buradaki şey, tütsülenmiş biber geçiyor. Salça efekti de biraz bayağı değişen bir şey. Ama normal Türkiye'de ben toz biberim. Tamam. Bu kadar. Şimdi ben yoğuracağım mı? Tabii inşallah. Çok bilmiş bey. Ne yapacaksın şöyle? Şimdi bunun içine koy bakalım bir salça, yoğurt. Bir kaşık koysan yeter. Yine. Aynen, evet. Çok iyi. Tamam. Çok sağ olayım. Yok, değil. Tamam. Şimdi yoğurt koy. Ne kadar yoğurt? O da aynı. Yeter mi? Aynen, yeter. Ben mi? Niye o? Anne usulü. Tamam dedikten sonra ikinci kaşık. Şimdi tuz koy. Ne kadar? Yeter mi? Bakayım. Hayır, birazcık daha koyacağım. Tamam. Karabiber azıcık. Tamam. Yeter mi? Birazcık daha. Koy. Ben karabiber. Ne bileyim ben dedim? Ben karabiberli seviyorum. Yeter mi? Yeter. Deniz, çekmeceden babanın sarımsak ezeciği verir misin sarımsak anneciğim? Sarımsak ezeciği. Hadi usta. Şey toz verin. Biber koy. Toz biberi kapağına döküp koy. Ona göre ayarlayalım. Ne kadar? Sen koy.
Tamam. Başka ne koymadık sarımsak hariç? Zeytinyağı da koyacağız. Şefim acele. Baban ne yapıyor şu an? Babana bıçak ver bir tane kahvaltıda kullandığı bıçaklardan. Kahvaltı bıçağı alabilir miyim? Evet onu. Dur. Hayır. Azıcık da zeytinyağı döküyor. Hakikatlı bir zeytinyağımız var. Biraz tamam. Of çok oldu ama neyse. Olsun. Patateslerin üstüne akacak. Anneciğim eline dur mi? Dur bakayım şimdi. Ne oldu? Çek. Bak en önemli noktasıdır. Bu bir klasik kebapçı sosudur. Kaç kere klasik bir kebapçıda çalıştın? Yerken öyle değil mi? Kamerayı vur duvarlara vur. Sınav ödül çekimleri şöyle yapacağım. Zaten öyle yapıyoruz. Bak şimdi çarpacağız oraya kırılacak gibi. Anneciğim. Ha? Geçen gün yediğin tavuğu beğendin mi? Ha? Teşekkür ederim. Açamıyorum. Bıçak mı? Şimdi tam bıçağı yerden cam istemiyorum diyeceğim. Çeksene bıçağı. Ya onları montajlarken ben zorlanayım o zaman soracağım sana. Ben montajlarken kulaklarım çok çıldıracak canım. Yine böyle çekmiş. Çıldıracak tabii. Yine şöyle çekmiş. Bence kalamadım. Babacığım ben çıkacağım sen de. Çatandakini alaydın ya yazık buna. Ustanın işine karışılmaz. Deniz suşu yapıyor. Ha? Hadi. Deniz Şef, sizde bugün bir tembellik seziyorum. Tamam. Yes Şef de. Yes Şef. Bunu böyle iyice mıncıklayacaksın. Değil mi? 10 kere kebapçıda çalışmış Alp Özgür'ün size tüyoları. Geçen kim mıncıkladı? Geçen sefer sosu çok az, bunun çok az diye artistik yaptık. Ama geçen sefer bütün şeyi yedin, 2 paketi de sen yedin. Biz Deniz'le birer tane yiyebildik tavuk. Değil mi anneciğim? Evet, hakikaten. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Yapmamızı istediğiniz tarif beni çekin. Allah'ım yarabbim. Acilen bir kameramana ihtiyacımız var. Çok güzel oldu anneciğim. Hadi sen de mıncıkla. Ne diyordun bak unutturdun. Ben de unuttum. Videoları beğenip... Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Neden etmeyiz? Oyuncukta baba, tek elle. Harika oldu anne. Yes Şef, bitti mi? Şefim. İyice mıncık kaldı, bana soruyorsun. Bu arada biz bunu şu an öğlen yapıyoruz. Ta akşam pişireceğiz. Anladım. Akşam fırında pişiririz, dur bakalım. Normalde ben bunu göster. Ocakta pişiriyordum. Tavada. Ama her yer batıyor. Geçen batıyor. Sefer temizlemeye üşendim dedim ki fırına atsam ne olur bunu be ya dedim. Altına da patates koyacağız. Aynen. Şimdi bu buzdolabına girecek sonra pişireceğiz zaten onları da görürsünüz. Hadi poşetleri. Hadi poşetleri. Poşetleri. Güzel poşet yedin mi? Müthiş. Al işte daha ne? Streç gibi. Harika. Koy en üste koy her şeyin donduğu o göze koy ki donsun. Baba. Çocuk etraf toplumun peşinde. Alt özmüşlü böyle şey bıraktı. Neden olası peki? Ama bu sen mıncıklamayacak mısın? Ben mi yapacağım? Her şeyi de bana yapmıyorsun. Deniz de yapsın ben. Deniz'le beraber yaparız biz. Değil mi şef? Evet. Yes şef. Yes şef. İşte bu beklediğim enerji. Şimdi malzemeleri sen söyle yine biz yapalım. Evet. Un, su, tuz mu? Evet. Allah seni kahretmesin. 3 bardak un, 1 bardak su, 1 kaşık da 1 tatlı kaşık. Bu kadar mı? O zaman niye video çekiyoruz? Niye yazsaydık, insanlar okusaydık? Ben mıcıklayacağım, benim mıcıklayışı zor. Tamam, hadi gel. Hala hamuru hazır değil. Evet! 3 bardak un. Aynen, koy. 1, 2, dokunabilirsin. Ellerini yıkadın mı? Ellerini temiz mi? Lavaşları yerken göreceğim ben seni. 3 çok değil. Geçen sefer kaç tane yaptın? Hatırlamıyorum. Yine 3 bardaktan yapmışımdır herhalde. Büyük ihtimalle 3 bardak ile yapmışımdır. 3. Şimdi ne koyacağız? Şimdi tamam. Ortasını göbeğini açın. Aç göbeğini. Göbeğini aç. Aç göbeğini. Bakayım şu göbeği. Bak. Ya. El şeklinde olmuş.
Açtık. Tamam, azıcık tuz koyun şimdi. Yeter mi? Çok. Heh, tamam. Silme kaşık gibi yani, aynen koy. Silme kaşık mı, yarım kaşık? Buradan görmüyor musun? Geldi. Allah'ım. Azıcık daha fazla koy. Silme kaşık oldu. Aynen, tamam. Koy göbüşüyorum, aynen. Gel. Hadi şimdi bir bardak su, yarım bardak suyu koy. Yani bir bardak doldursan bardak. Allah. Öyle akıyor açık. Ha, niye açıyorum ki onu? Niye açmıyorum? Öyle akıyor zaten. Evet. Tamam, şimdi yarım bardak, bir bardak doldursana, ölçümüzü görelim. Allah yarabbim. Halit'ciğim, bu şekilde yapılmaz yalnız, böyle olmaz. Sen o videolar çıkmasın arkadaşlar. Tamam, yarısını koyup ortadan göbüştüğüm işte. Hadi şef, hadi hızlı. Böyle çırpıyoruz. Değil mi şefim? Anlat. Anlatsana. Şef. Evet. Sonra? Sen anlat, ben yapayım şef. Bırak bana. Anlat kameraya. Bize dönüp anlatır mısın annene şefim? Annene anlat bakalım. Neden ilk başında böyle şey yaptın? Böyle yapıyoruz. Yani, sebep? Öyle çünkü adetler. Ben de. Yapacağız babacığım. Sonra? Ellerin temiz mi Halit? Az önce yıkadım ben. Az önce dedin, sabah uyandığında. Hayır, az önce yıkadım. Tuvalete girmeden önce. Ne kadar su konacak bunlar? Böyle mi? 1,5 bardak konacak ama işte ondan ona değişiyor. Kontrollü ekleyeceğim. Tamam, bizimki öyle. Mesela ona un dedi. Ne? Unu getiriver. Unu uzat. Peki. Un derken bu un değil mi? Anladım. On deyince de sayı 10 dedi demek istedin sandım ben. Hayır. Burada bence biraz daha su konacak. Hacım, yapamayacaksan yapamayacağım da yalnız. Yapacağım. Bu arada ocağımız yok. Tamam. Ocağım. Ocağım. O detayı anlatsana. Evet, anlatayım. Normalde hızlanma. Şu an Sırbistan'dayız. Buraya şey için geldik falan. Ben 92 doğumluyum. Biz 2009'da. Şimdi normalde burada ocakların su hepsi elektrikli. Azıcık koy. Hepsini koyma yarım bardağına. Sen anlat. Normalde ocağımız tüplü. Tübümüz bittiği için bir tanesi elektrikli, onu da yapacağız. Tamam, onu da yapacağız ama tüpte o 15 tüp günde geliyor, bilsinler. Burada bilsin böyle de. Hatta tüpünü götürüyorsun. Tüpünü götürüyorsun, onlar şey yapıyor. Bak. Bak şimdi bak. Ve o yarım bardağın hepsini mi koydun? Hayır. O kadar cılık bir hamur ki bu şu anda. Yarım bardağın yarısını koydun. Böyle bir hamur olmaz. Aldığı kadar unlu tarif mi yapıyorsun? Yarım bardağın yarısını... Anne! Ne kadar koyacaksın? Koy bana, dur, koy. Dur babacığım. Koy bana, koy. Koy bana, koy. Çekil. Kovuldu şu anda. Çekil. Neden? Deniz şey. Ben alayım mı, ister misin? Neden? Ne bileyim, şundan dolayı. Oldu 3 bardaklı tarif size, 8 bardak. Anasının gözü, bir yarım bardak fazla su koyduk diye. Gayet güzel olmuş şu an. Değil mi? Bana koy, bana koy. Sana da koyacağız annem onu. Biraz eline yapışmayacak mı böyle? Sen iyi ama şu an güzel gidiyorsun. Demin nasıldı Ali? Şefim. Yapışıyor mu anneciğim? Olmaz. Kulak memesi kulağı. Söyle anneciğim, olmamış bu da. Ona ihtiyaç yok. Hamuruma laf söyledim bak. Burayı. Kulak memesi. Hadi olmuş hadi. Tam ölçü verir misin artık ölçü dolduğunu? Veririm. 3 bardak suya, buna aldığı kadar su. Ya. Şefim. Konuşmayın fazla, yoğurun. Al şey. Al annem, sen de mıncıkla. Benim oğlum su tezgahta şey mıncıklamaz. Yine. Mıncıkla anneciğim. Hamur oldu mu şimdi? Şef olmuş mu hamur? Şefim, benimkine bak. Al, yapışıyor çocuğun eline, olmamış demek ki. Benimkine yapışmıyor. Onun niye yapıştı? Ne bileyim ben. Bak çocuk tiksinden burada. Şimdi bunu azıcık dinlendireceğiz. O acık keyfimize göre, acıktığımız zaman açacağız. Halit pişirecek. Açacak Halit, pişirecek. Acıkana kadar. Acıkana kadar dinleneceğiz. Bu arada... Bu... Bütün hepsini verdim.
Ölçülerin hepsini ben söylüyorum. Ben siz ne yapabilirsin acaba? Şef olan benim, sen yamaksın bu durumda. Ölçüleri sen nereden bakıyorsun? Hı? Sen nereden bakıyorsun ölçüleri? Aklımdan. Hı? Bunca yıllık deneyimlerimden faydalanıyorum hala. Hazır mıyız şefim? Anlat bakalım. Evet, sonra? Açacaksın hamuru değil mi babacığım? Ver. Göster bakalım. Çekiyorum ben. Ver. Tamam, dur vereceğim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Önce patatesleri soyacağız, doğrayacağız değil mi? Tamam. Askerliğimde patates soydum ya. Bir mesele işte oynamakta. Şimdi patatesleri soyacağız, tepsiye dizeceğiz. Evet. Ondan sonra telede tavukları dizeceğiz. Tele üstte koyacağız. Tele tamam. Tele tabi böyle şıpır şıpır patateslerin üstüne o yağlı sarımsaklı şey. Ağzım sulandı valla, ben de yapayım. Hızlıca yapalım. Patateslerimizi ince ince soğuruyoruz. Ne baktın? Baba. 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 Kameraya dokunmak yok. Ne yaptın lan? Allah seni kahretsin. Yıkadın mı? Sen mi bozdun bunu? Sen mi bozdun bunu? Pis. Ne yapacak Allah aşkına? Evde nasıl yemek yapıyorsun? Böyle yaptım. Hiç yemedim. Şeyde utandı. Yağlı kağıdından utandı. Bir videoda bizi linç ettiler de. Yağlı kağıdı pasaklı pis falan diye. 2 gün önce poğaça pişirdi. Yaz okuyla tertemiz daha. Herkes evde aynı şeyi yapıyor. Bizim yapıyor. Gibi yağlı... Baba! Baba anlat. Şöyle. Normalde bu arada biz müzik açıp da yapıyoruz. Ama YouTube'da telif olduğu için müzik açamıyor. Hep ben konuşurken suyu aç. Olur mu? Okula gidiyorum. Hayır, bir şey soracağım. Bir yıldır video falan çekiyoruz. Falan ne peki? Oradaki falan ne? Her videoda diyorum ki ben konuşurken ses yapmayın. Bir şey söyleyeyim mi? Yeter mi? Kaç kişiyiz? O patates kalsın mı? Kalsın mı? Herkese yapmayın. Misafir gelecek. Her seferinde diyorum ki ben konuşurken gürültü yapmayın. Suyu açıyorsun. Tak tak tak. Bu buradan bağırıyor. Yemek yapma videosu değil mi? Bu ne yapayım? Suyu aç, patatesle pis mi doğrayayım? Sen önce yağlı kağıdını değiştir. Ya öyle deme bak. Şey bak bak. Hoş değil Halil. Ay. Halil. Bu ne be? Ya tuzlu poğaçaydı ama. Ben anlamam, linci yersin. Linç etmedim. Linç etmedim kızı hamile. Üzülüyor sonra. Geçen linçte ağladı. Söyledin ama mi? Söyle neden ağladın? Normalde linçlerde ağlamadım. Saçma sapan şeyler söylediler. Ölçeniz ölçeniz yazdı salağın teki. Evet, onu ağlamadım. Neyse, modumuzu düşürmeyelim. Yemeğe devam. Şimdi patateslerimizi doğradık. Sonra soğanlarımızı doğrayacağız. Onun çöp altına koyacağız. Dur şimdi attım. Ya attım, çöp poşet değil mi? Çöpe attım. Soğanları doğrayacağız, altına koyacağız. Ondan sonra... Başla. Başladım, evet. Konuşsana. Hamur. Ha, sen hala hamurdasın, biz bitirdik o kısmı. Soğanları bu şekilde yapıyoruz. Kabuklarını soymuyoruz. Öyle fazlasını alıp, üzerine birazcık bırakıp öyle yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Deniz mi soydu? Evet. Oldu canım. Ben iki saattir deniz. Orada hamurumu yıkıyorsun. Deniz. Deniz aç. Deniz aç mı? Ben de açım. Ben de açım. Halit de aç. Ben açım. Bak yine ben konuşurken ondan tak diye. Bakın bir yalanını yakaladık. Ya. Ne? Yağ koydun. Niye yaktın? Bak pisliğe bak bak. Gördün mü ne biçim? Halit ya. Allah'ım yarabbim ya.
sabahtan beri bu böyle bekliyor değil mi? Kokusunu çok merak ediyorum. Of. Çok güzel kokuyor. Çok acayip. Ağzımı sokacağım. Hadi bakalım şimdi diyeceğiz. Şimdi diziyoruz. Başlayalım. Nasıl diyeceğiz? Şimdi fırına tepsiyi koy. Şu ısladığımız şeyi. Pis yağlı kağıt değil. Ya Halit. En alt tele. Teler oluyor. Tamam şimdi ama onu ortaya koy. Ve. Aynen. Oraya. Ama tamam itme tamamen. Şimdi tavukları diyeceğim. Sıkışık sıkışık değil, anca sığıyor. Geçen sefer çünkü ben iki paket yaptım. Aşağı sarkması problem. Sarkmasa daha iyi. Sarkarsa da çok problem değil. Sark. Hepsi sarkıyor Halit'e. Azıcık onların kanatlarını bir kıvırıp yanına soksana. Sarkarsa da yanıyor çabuk da onunla. Derinden üste gelecek şekilde koyduk. Çok bilir kişiymişiz gibi oldu ama bu bizim uydurduğumuz bir şey bu arada. Karan sosunu da şöyle üstte. Eline yaptı. Fırına da damladı onlar şimdi kurdu. Ya. Şöyle ittiriyoruz. Sistem bu. Patisleri ısır. Onlar akacak onun üstüne. Niye yalanıyorsun anlatırken? Ağzım açım. Şimdi biz bir yandan önce salatalarımızı yap. Ben tam konuşurken neden suyu açtın Halit? Ben açtıktan sonra ben konuşurum. Tamam, olur. Şimdi salatalarımızı yapacağız iki tane. Şimdi göstereyim. Salatalarımızı yapacağız iki tane, sonra da hamurumuzu açacağız. Aç. Aa ben çekiyormuşum. Dur, şöyle çekeyim. Ya, ben öyle mi çekeyim? Evet şöyle çekeyim, bütün bak. Şuradan kendi. Şöyle falan çektim. Kaç çeşit salata ya da sos yapacağız? İki tane. Bana kalsa ben bir tane yaparım. Evet, dün semizotlu bir yoğurt yaptı. Yoğurtlu semizotlu yaptı. Acayip iyiydi. Bugün onun içine acayip yakışacağını düşünüyorum. Şimdi önce soğanları doğruyor. Gerçi bu birazcık insanın damak zevkine kalmış bir şey. Değil mi? Biz soğan ve sarımsak aşığı ikili olarak, Deniz de öyle. Bunun içine koyacağız. Bir de çiğ domates soğan, maydanoz. Evet, ben de çok özellikle. Burada da semizotu var. Semizotunu salatalıkla, yoğurtla beraber karıştıracağız. Birazcık da sarımsak. Sonra yoğurt sosu olarak içine koyacağız. Parmaklarınızı yemeyin, dikkat edin. Şey nerede? Soyucu? Kamera. Çöp torbasını boşuna koyduk oraya çünkü, değil mi? Oraya koymuşsunuz değil mi? Lavabonun içine sorma ya. En nefret ettiğim şey böyle, bu da çöp mü? Salatalık ya bu. Bu arada buradaki salatalıklar biraz iri. Çengelköy salatalığı gibi değil mi? Tatları da genelde acı oluyor ama soyunca kabuğunu olmamalı salatalık. Aynen, çok güzel. Şimdi salatalığımı soydum. Ne diyorsun? Gülmüyorum, kızıyor. Neden? Doğramanı alayım. Böyle doğramıyor. Ya Halit. Bunu kim inandı Allah aşkına? Ne güzel kesiyorum ben. Muhteşem. Ben? Ya Halit. Ne oldu? Aynı hızla doğra. Ya. Doğrarım. Ha, bıçak doğru değil. Ha. Bu bıçakta olmaz. Kim seçti o bıçağı? Başka bıçak mı seçsin? Makineyi koymuşum. Makineyi de denizin önüne koymuşum. Çekmece dolu şey. Dolu. Ne? Bıçak. Bak parmaklarınızı şöyle tutarsanız. Ne? Gözüküyor mu? Evet. Şöyle. Hiçbir şey olmaz. Değil. Hiçbir şey olmaz, kesemezsin. Babacım, çalıp durma. Sen onu dipteki o parçayı kesme işte, ha. Onu ver Deniz'e. Ha bu ne, bundan başka yok. Ya. Ha bu da sana. Allah razı olsun. Bakın ince olmuş. Oldu tabii. İnce olmuş mu bakın? Şey yap ya. İnce olmuş mu bakın, ha. Alamam. O kadar ince ki alamadım. Semizotları bu arada şey, evet. Çok güzel ayıklanmış. Evet. Bizdeki gibi böyle gövdeli, topraklı değil. Bir de daha böyle şey. Körpe. Körpe aynen.
Bizdekiler böyle biraz şey oluyor ya, kalın yaprak. Şey olabilir mi acaba? Mesela bunun yanında da baby ıspanak satıyorlardı. Bu da baby... Neydi bunun adı? Senin durdun. Babacım. Şimdi buna yoğurt, sarımsak, tuz koyacağız. En son... Dille, dille olunca ne yapacağım? Şey, bu arada çok güzel seslenmiyor. Evet, ben bulaşık makinesi çalışıyorsam. Uuu, gözüktün mü? Gözüktü, mangalda şey... Piknikte gibi hissettim kendimi. Bak, aşağı akıyor, görüyor musun? Bak. Hayır, en alta peki nasıl akıyor öyle? Bilmiyorum. Kapatıyorum. Şimdi buna sarımsak sıkacağız. Sıkalım. Bu sarımsak sıkıcıyı biz Türkiye'den getirdik. Soyacak böyle. Soyacak tam üniversiteden. Her gittiğimiz yere götürüyoruz. Psikopat gibi hani dünya turu valinizinizde ne var diye sorsalar sarımsak eziciyle soyacak diyeceğiz yani o da. Babacım sen şeflik yapacaktın, bana asistanlık yapacaktın. Allah'ım yarabbim. Şimdi şey, tuz koyacağız. Aynen, tuz da koy, karıştır. Bu arada ben salata yapıyordum. Halit bana yarım bıraktırıp kendi salata, salatasını öne getirdi. Bu arada salata dediğin şu mu? Hayır. Soğan ve maydanoz bu mu? Tuz koyacağım. Ben burada uğraşayım, sarımsakları... Ne? Burada doğramadın böyle bir şey. Ben en azından soğan doğradım. İki dana kadar soğan be. Ne koktu? Göz kok. Kokan şeyi görüyorum. Kokan şeyi mi görmek istiyorsun? Evet. Tavuk kokuyor olabilir mi? Yok. Yoğurt mu kokuyor? Evet. Peki neden bir suç işlenmiş gibi... Çok yaşın. Doğurdun ya, doğruyu bırakıp geldin. Tamam sen K9 gibi niye böyle hareketler yapıyorsun? Şimdi semizot salatamız hazır. Üstüne pul biber koyduk. Soğan, maydanoz hazır. Üzerine zeytinyağı da koymuşsun. Efendim baba? Baba. Koku mu var? Bunun üzerine maydanoz, soğan, pul biber. Burada domates. Başka bir şey hazırlayacağız mı? Lavaşlar hazırlanacak. Sonra gümbür gümbür yiyeceğiz. Gümbür gümbür değil de bir hapur hapur yiyeceğiz. Şimdi hamurumuz dinlendi burada. Kabartma tozu yok, maya da yok. O yüzden kabarmayacaktı zaten. Sadece dinlendi. Şimdi Berrak bunları açacak. Ay ojeli. Oğlum istiyor. Evladım için. Kayıt dışındayken Berrak bir şey söyledi. Duyalım. Tavuklar çok güzel koktu. Hadi söyle söyle. Tavuklar çok güzel koktu. Hadi söyle söyle. Öv beni. Hamur. Öv beni bebeğim. Hamur çok güzel olmuş dedim. Hamur çünkü çok güzel. Ben yaptım. Vallahi çok güzel. Ya. Helal olsun be. Böyle sağdan soldan baktığın tariflere benzemez. Biz şefim. Bize fine dining sunum yapacak. Bu arada Berrak benim hamur açma inceliğimi beğenmediği için kendisi açıyor. Kaç tane lavaş çıkacak bu şeyden? 9. Kaçı sizin? Ha, bizim tavamıza göre, evet. Tavanın boyutu şu. Birer tane size, 7 tane bana mı? Deniz şefim kızdı. Babam boş durma, çek çek dedi, bizi çek dedi. Değil mi babacığım? Sen ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Ha. Hamurları tek tek böyle doğruyor. Göster bakalım nasıl yapıyorsun. Anlatarak yapar mısın şefim? Doğru. Evet. Doğru. O kadar mı? Evet. Tamam pardon. Kızma ya. Yes şef. Evet Berrak bütün hamurları açtı. Şimdi burada bekliyor. Açmadın mı? Kaç tane var? 2, 4, 6. 3 tane daha var. Ocağın altını açtık. Bu anca ısınıyor diye. Şimdi o ısınınca hemen bir tanesini pişireceğiz. Onu size gösteririz. Sonra hepsini pat 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 pişireceğiz. Artık çok acıktık. Fırındakini göstereyim mi? Çıkarırken gösteririz. Tamam, sürprizdi. Babacığım! Hayır, hayır. Şimdi değil. Şimdi değil, sen bekle. Sen bekle. Şimdi Berrak bunu şu şekilde pişiriyor. Yağ yok, bir şey yok. Aynen, kuru tava. Kuru tava. Böyle pişecek. Birazcık pişince ters çevireceğiz. Yapma babam öyle. Heh. Oldu mu? Şöyle şişmesi lazım ama Deniz bıçakladı bunu. Bakın bıçak izleri var. O yüzden... Şişemedi değil mi babacığım? Bir şey söylemek ister misin yıllar sonrasına? Bir 3 sene sonra izlersin gülersin haline artık. Dumanla haberleşiyormuş. Çekiyor. Yağdan baksana tavuğun yağı mı atmış? Hakikaten geçen sefer tavuk mu geliyor? Tavuklar geliyor. Şey biraz daha kalsa yenecekmiş. Evet, biraz fazla kalmış. Şu şeyler benim elimle koyduğum deriler, şeyler bunlar. Deriler, cöz cöz. Salça güzel bu. Olacak bunun.
Hadi şimdi sabaha servis edelim. Yemeği çıkarırken ki enerjim mükemmeldi zaten. Çok yoruldu. Hamur açtım ben, hamur. Hamur göster hamuru. Altı yaktı. Bu ne? Bu kötü. Bak şuradan iyilerden geçtirdik şurayı. Bak bak. İf. İf. Tamam şey yapma. Pişmemiş. Şeyde buharla yumuşasın diye bu arada kapak kapatın mutlaka bence. Evet. Kapak yoksa tangur tungur bir şey oluyor. Yumuşacık oluyor. Evet. Ay lingari. Bir de böyle minnoş ekmekten aldık. Belki ekmek arası böyle tadımlık yaparız diye. Yemekten şaka geldi. Oo! Alkış. Açken düşünüp bunu biz atmayız artık. Bunu diyor bir daha kullanırız. Merak efendim mi? Babam? Ne? He? Merak. Pişti pişti. Nemrud'un tavuk kanadı mı meşhurmuş? Evet. Sen masaya çektin. Öyle değil mi Denizciğim? Evet. Anlatayım mı? Anlat. Lavaş, tavuk kanadı, semizotlu salata, yoğurt, sarımsak, soğan, maydanoz, pul biber, domates, patates, tavuğun yoğurdu işte yanında da soğan. Ekmek, Berra'nın uydurması öyle bir şey yok. Şimdi sen size ekmek arası tavuk yap bak ben ne oluyor. Göstereyim. Şimdi lavaşa nasıl yapılacak onu göstereceğim. Kapat. Lavaş. Verecek annem. Vereceğim sana da vereceğim dur. Sana da hazırlayacağım. Lavaş. 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 Anneciğim baban yiyecek biz izleyeceğiz böyle. Anne. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bak. Anne. Nasıl aynı? Gelin yanına. Biz böyle seni yerken mi izleyeceğiz Halit'e diyeyim. Ha bir de ağzından çıkardın kimin niye benim tabağıma koyuyorsun? O benim tabağım. Sana hazırlıyorum karıcığım. Evet be. Ne yapın? Elim yanıyor şu an elim babam. Huuu. Yerilerini merilerini. Domates alayım. Aa. Babam dur. Al. Peki senin olsun. Domates. Sıcak babacığım soğusun artık. Bu hapur hapurun bu özelliğini ben sevmiyorum Halit. Soğan. Hapur hapur benim sevimden lazım. Tamam ben böyle buz gibi olana kadar her patates seferinde bekliyorum. Şu bize mi uyuyor? Evet. Niye bize uyuyor? Susun. Patates. Patatesi çatalla koyabilirsiniz. Ben elimle koydum. Komşu vuruyor baba. Soğan. Soğan koydum. Hayır bu soğan koymuyor. Ondan koymayacağım ben istemiyorum. Pişmiş soğanı çok tercih etmiyorum. Komşu. Komşu. Şimdi bunu böyle buruyorsun. Burrito. Bur komşu. Bur komşu. Ha? Durum gir süt. Hacım özendirmen bittiyse biz de yiyelim mi? Çok güzel. Ciddi söyleyeyim. Biz ye. Biz de yiyeceğiz annem inşallah. Afiyet olsun. Tamam mı? Aşırı güzel olmuş. Şu sos var ya. Tamam. Kapatıyorum. Artık açım. Evet. Hamileyim ben. Aa doğru. Tarifimizi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Zaten bunları söylemeyeceğim. Yok söylemeyeceğim. Afiyet olsun. Tarifi denedikten sonra yorumlara bırakın. Pişman olmazsınız. Göster lavaşını. Ye bakalım. Ne yapıyorsun şu an anlamadım. Tükürüyorum. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Çok. Elime sağlık mı? Kimin? Kimin? Ben ikinci lavaşı yapıyorum bak. Şunların hepsini ben yedim. Ben. Çok güzel. Ben. İyi, kapatıyorum da ellerim yağlı. Deniz'i de çekelim. Sen beğendin mi babacığım? Evet. Ne kadar güzel olmuş. Şöyle yapabilir misin? Evet.